Hoş geldin Doğan. Erken geldin Hayret. İşim erken bitti. Bak Gamze ile tanıştırayım seni. Beraber çok güzel tasarımlar yapacağız. Merhaba. Gamzeciğim, ben geçireyim seni. Görüşürüz Yıldız. Bay bay canım. Bir şey içer misin, kahve falan? Sen hala Çağatay'ı seviyor musun? Ne? Sen Çağatay'ı unutamadın mı, onu soruyorum. Yani nereden çıktı bu? Çağatay'ı ben bitireli çok zaman oldu. Öyle mi? Peki gecenin bir yarısı neden gidip adamın arabasına zarar veriyorsun? Ha, sen onu diyorsun. Ya şey, bunlar Ender'le ikisi çok haksız bir canlı yayın yaptılar. Ben de ona o kadar sinirlendim ki gittim kapının önünde sinirimi çıkardım. O kadar, yani aşkla meşkle falan bir alakası yok. Ne dediler mesela seninle alakalı? Şu an hatırlamak istemiyorum ama hiç hoşuma gitmeyen sözler sarf ettiler. Programda Yıldız Yıldırım adı geçti mi? Hayır, alenen ismimi söyleyemedi tabii. Bence de. Ben senin neye bozulduğunu söyleyeyim. Çağatay senin adını vermeden seni hiç sevmediğini ima etti. Sen de buna bozuldun. O kısmını kaçırmışım. Dikkat etmedim. Yıldız, lütfen birbirimize açık olalım. Biz açığız zaten, her şey ortada. Bak, bizim evliliğimiz göstermelik olabilir. Ama eğer sen benim karımsan, ona göre davranman lazım. Ben Çağatay ve Ender'le bir savaş halindeyken onların eline koz veremezsin. Ay, ben unutmuşum orada güvenlik kamerası olduğunu. Bu mu savunma yani senin? Sorun senin Çağatay'a zarar vermen değil. Bunun sebebi, eğer sen hala onun ne dediğine ve ne yaptığını bu kadar önemsiyor ve bu kadar hırçınlaşıyorsan aramızda çok büyük bir problem var demektir. Aa! Yıldız, adam haklı. Ay, her yerden çıkıyorsun. Adam sinirlenmekte haklı. Ama Çağatay'ı kıskandığına göre bu da iyi bir şey. Ay anne, sus ne olur, evcini gibisin. Yıldız, şimdi gideceksin ve Çağatay'ı hiç sevmediğini belli eden hareketlerde bulunacaksın. Adamdan özür dileyeceksin, gönlünü alacaksın, hadi. Hadi. Firme. Duruyorsun hala, hadi. Ezgi. Ezgi. Buyurun Doğan Bey. İki tane valiz al, hemen yanıma gel. Anlamadım efendim. Elini çabuk tut. Peki efendim. Aysel. Yıldız Hanım. Ne oldu? Az önce Doğan Bey Ezgi'den iki tane valiz istedi. Beni gönderecek herhalde evden. Ay niye ki? Ay neyse, dur anlarız, gel, ne oluyor ya? Anne. Hah. Yıldız ne oluyor? Galiba Doğan bizi kapının önüne koyuyor. Ne? Eskiden bavul istedi, hem de iki tane. Biz dört kişiyiz. Sırf Yıldız'ın kıyafetleri bir konteyner eder. Yok, o biz değilizdir. Doğru. Kendi mi gidecek acaba? Kendi gidiyorsa, yazdıklarını kışlıklarını ayırdıysa bilemem. Bence bizim bilmediğimiz başka bir şey var. Aysel, sen çık bak bakayım bir Doğan'a. Ne oluyor yukarıda? Fırla fırla. Aa, Kumru. Hayret, sen dışarıda mıydın? Eve kapanmayı bırakmışsın. Gösteri nasıl geçti? Güzeldi. İyi bari. Ben odama çıkıyorum. Babama söylersiniz yemeğe katılmayacağım. Kumru! Baban evde. Bu saatte. Ezgi, bunlar ne? Onlar senin eşyaların. Ne? Seni artık bu evde istemiyorum. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Artık sana olan sabrımın sonuna geldim ben. Sana 50 defa anlattım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Git Çağatay baksın sana. Baba ne diyorsun, delirdin mi sen? Eşyalarını al ve evinden defol git. Hala benim düşmanımla görüşen bir kızım yok. Üstelik bir de adamın nişanlı be. Yazıklar olsun sana. Baba, ne görüşmesi, ne diyorsun? Yalanlarına karnım tok artık. Madem Çağatay'ı çok seviyorsun, git sevdiğin adam baksın sana. Baba bak, anlamadan, dinlemeden çok büyük bir hata yapıyorsun. Ya insan kendi çocuğunu evden atar mı? Bir de bunların yanında. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Hadi. Eğer bu evden gidersen bir daha asla geri dönmem. Sakın çetini de arkamdan yollama.
Bana tehdit savuracak durumda değilsin. Eşyalarını al. Defol git. Ay çok mu fevri davrandı acaba? Yıldız adamın içinden Halit çıktı. Ay. Yıldız. Hı. Bu kuru hala o çantayla fingir diyor mu? Söyle bana çabuk. Ay yok görüşmüyordur herhalde ya. Dur bir gideyim. Anahtarım kalmış. Arabanın anahtarı. Onu getir. Kumru. Sen doldurdun değil mi babamı? Ne? Ne söyledin? Neden bahsettin? Niye bana durduk yere saldırdı? Bebeği mi söyledin? Hayır ya söylemedim tabii ki. Sen bana söyleme dedin. Ben de sözümde durdum. Seni Çağatay'la görüşüyor zannediyor. O yüzden böyle sinirlendi. Ya bunca şeye rağmen senin yanına geliyorum. Hala beni suçluyorsun. Gelme Yıldız. Gelme. Bir şeye şahit oldun diye kendini benim için önemli sanma. Ezgi! Nerede anahtar? Getir hadi. Kumru Hanım, Doğan Bey izin vermedi. Nasıl izin vermedi? Arabayı almanıza izin vermedi. Demek izin vermedi. Bırak.